Evet, params kısmını bu şekilde yaptık. Ama baktığım zaman biriktir hala bende bir kırmızı olarak gösteriyor. Acaba diyorum burada mı bu şey? Tabii ki burada. Ben burada bir değer atamam gerekiyordu. Sıfır atıyorum. Arkadaşlar mesajlara bakayım. Tabii ki müdahale edebilirsiniz. Sıkıntı çektiğiniz yerlerde. O şimdi geldiymiş. İyi gidiyorum diye ben devam ediyorum şu an. Kafanıza takılan da lütfen sorun. Benim buradaki tek şartım zaten. Arkadaşlar sizin anlamanız. Yoksa ben akşama kadar anlatayım. Önemli olan, değerli olan sizin bu akşamdan buradan karlı çıkmanız. Yani bir şey öğrenmeniz. Bir yetenek kazanmanız. Onu defaatle söyleyeceğim zaten. Tekrar şurada arkadaşlar bir tane ben göndereceğim ya buraya. Kontrol renklendir. Onu yazacağız. Private diyoruz buna da. Buna void geriye bir şey döndürmeyecek. Bir şey yapacak. Bir iş yapacak metot. Kontrol renklendir. İsminden belli zaten. Değerden ziyade object tipinde sender'ım olacak değil mi? Şuradan anlıyorum zaten. Bakın. Bir renk, bir bileşen bir şey yapacak. Sender dedikten sonra işte diyorum ki color renk diye buraya yazıyorum. Daha sonra buradaki metodumu da void metodumu da parantezler içerisinde işte kontrol sınıfını kontrole aktaracağım. Eşittir new kontrol diyeceğim tabii ki. Hatta tabii ki new yok bunda. Sender s kontrol. Evet, bunu verdikten sonra bir renklendirme işlemi var tabii ki benim. Burada işte bir back color yapalım. Neydi değişkenimiz? Kontroldü. Kontrole gelelim arkadaşlar. Nokta back color'ını eşitleyelim. Yine bu sefer sistem nokta kontrolse sistem nokta kontrol burada bir hatamız var. Kontrol nokta back color tamam. Sistem colors nokta kontrol arkadaşlar. Sistem color'ı bulacağız. Nokta kontrol controls kısmını yani şöyle kontrolü bulduk mu yeterli bizim için. Bu da tamam. Hatta orada özür diliyorum. Yanlışlık yaptım. Yanlışlık yaptım. Şurayı anladık şuraya kadar. Kontrol nokta back color'ım var. Kontrol nokta back color'ımı yine kontrol nokta back color'ıma eşitliyorum. Kontrol nokta back color diyerek. Bunu eşitledikten sonra eşit eşit diyerek sistem colors'larda sistem colors nokta kontrol. Burası da reşat çok iyi dinle sana gelsin. Bak şimdi ne yapacağım. Şimdi buraya eşitledim ya. Sen single line if'i sormuştun. Nasıl yapıyoruz? Onu söyleyeceğim. Şimdi burada bir if yaptık. Önceki örnek miydi o? Önceki örnekti sanırım ya da ben göremiyorum. Neyse burada da anlatırım. Sistem colors nokta kontrol eşit eşitse şimdi başlıyorum tek satırda if yazmaya. Soru işareti yazarsam ise if tarafı ne yapıyor? Renke. Değilse sistem nokta colors'a gidiyor. Yani soru işaretinde if bloğunu yazıyorsun. İki noktadan sonra da else bloğunu yazıyorsun. Bunu tek satırda bitirmeyi amaçlıyor bu işte. Sistem colors dedik arkadaşlar değil mi? Sistem colors nokta kontrol nokta kontrol diyoruz. Burada da bunu bitiriyorum. Şu şekilde kontrol renklendirdi arkadaşlar artık kızmıyor bana.
Bunu da yaptık. Son olarak ya buralarda şuraları anlatırım da sizin tek yegane bu örnekte bunları anlatıyorum ki yeni yeni şeyler öğrenirim. Hani bir tane örnekte bir void açıp bitirmeyelim olayı. Ne güzel for each yazıyoruz, aklınızda kalıyor gibi. O yüzden devam ettiriyorum. Şurası bize yetiyor zaten bu konuda. Şu paramsı var ya, biriktir. Olay bu. Şu paramsı sen burada öğren. Olay o. Ama diğerleri de ekstra da bilgi haline yazılıyor. Bir tane de public int diyerek arkadaşlar. Faktöriyel diyeceğim. Burada işte int sayı diye dönecek. Burada da az önce Reşat'a dediğim şeyi burada açık yazacağım if'i bu sefer. Bir if'im var ilk olarak. Diyorum ki verdiğim sayı, parametre olarak verdiğim sayı küçük eşitse birden ne yap? Şunu yap. 1'e dön. Return 1. Değilse ne yapayım diyor. Geliyorum diyorum oraya. Else ise o zaman da return verdiğim verilen sayıyla faktöriyeli buradan dönecek olan tabii ki faktöriyeli çarp sayıdan bir eksilt. Yani bir faktöriyel işlem yapıyoruz kısacası. Geri döndüre bir işlem, matematiksel işlem. Arkadaşlar konu bu. Şimdi burada paramsı da biz set s startup project diyerek çalıştıralım bakalım ne görelim. Kaydıma baktığımda tam bir saat seansımızı bitirdiğimiz göreceğiz. Evet, topla diyorum. Gördüğünüz gibi ilk sonucu verdi, paramsı sonucu verdi. Zaten buydu bizim sıkıntımız ya da ne derler ona. İfli bir kısım daha var, orayı yazmıyorum. Hani burada sadece metot yazdık. Hani buraya falan gelmesine bile gerek yok. Peki ilk sonuç ne demekti? Yani şu sonucu yazdık ya, bildiğimiz 3 parametreli, 3'ünü de burada belirterek default değeri bile atayarak geri döndürdüğüm bir metot bu sonucu aktardı. Ama overload 2 neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane parametreli veya daha fazla parametreli bir şey istiyorsan burada geliyorsun. İşte her şey aynı. Erişim belirteci, veri tipin, metot adın ve parametreleri yazarken params yazıyorsun. Mesela double olsun, rakamlar diye bir dizi. İstediğin kadar bunu toplarsın. Arkadaşlar, olay bu. Rakamlar diye bir dizi yapmış. Biriktire sıfırdan başlıyor. Double içerisinde dolaşıyor. Ve itemları bunları delege ederek biriktire dönüyor. Burada istediğin kadar arkadaşlar şey verebilirsin. Birden fazla parametre verebilirsin. Olay bu. Onun dışında fazla hani çok söylenecek bir durum yok. Şöyle topla dediğimde gördüğünüz gibi ilk sonuç ve paramsı sonuç geliyor bu şekilde. Arkadaşlar başka da aklıma gelen şu an yok. Sizin düşüncenizi, görüşünüzü, eleştirinizi alabilirim şu an. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dersler nasıl geçiyor? Bir problem var mı? Onları alabilirim sizden. Mikrofon sizde. Reşat Bey. Siz de sağ olun arkadaşlar.
Sizden de Allah razı olsun. Birazcık yani faydamız oluyorsa en büyük mutluluk o bize şu an. Ses önceden geliyor. Oo. Senin bayağı hızlıymış. Ona bir bakarız hani neden kaynaklanıyor. Bir sonrakinde çözmeye çalışırız. Hakan'daki problemi şey yapalım. Yarın Hakan HTML işleyeceğiz. Yarın katılırsan şey yapalım. Onu bir test edelim. Neden kaynaklanıyor tam olarak? Bir çözüme kavuşturmaya çalışalım. Anladım. Arkadaşlar ben huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum tabii ki. Yaklaşık 2-3 gündür hani sıfır uyku. Sizlere sadece destek verebilme adına. Yarın da yine internetten olabilir. 80 kullanıcı bizi beklerler. Biz şey yapalım. Yarınki derste buluşmak üzere. Herkese arkadaşlar teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü. Ve de şunu söylüyorum. Siz yapacaksınız bu işi hiçbir şüphem yok. Sadece bu yolu terk etmeyin. Her gün uygulayın, çalışın. YouTube'a da koyacağım birazdan. Bakın oradan yaptığınızı tekrar yapın. Farklı güzel örneklerle, özellikle yabancı kaynaklarla çok farklı işler yapacağız. Bundan sonrası için. Arkadaşlar yani hiç ya olur mu olmaz mı diye düşünmeye bile gerek yok. Ben çok acısını çektim. Siz çekmeyin. Güzel bir yola giriyoruz inşallah. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi geceler.